Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bumble Krep serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ölen pilotları bir değiştirmemiz lazım. İnşallah bize yüksek level pilotlar verir gene oyun. Doğrusu pilot ölmemişti. Pilot dışında herkes ölmüştü. Ulan onu da tutamadık. Neyse çaktırmayın. Bunların hepsi pilot artık gözümde. Şimdi bu arkadaş %110'la koşuyormuş ve tamirci. Diğer tamirciler aynı seviyede. Ben bu %110'la koşan tamirci alayım. Çünkü zırh taktığımızda yine bu adam hızlı koşar. Ve koşturuyoruz onları. Navigatör ne var? Seviye 7, seviye 7, seviye 6. Hepsinin seviyesi aynıysa zırhı ve termal puanı ortak olan bu adam verelim. Bu arkadaşlar kız Mary yaptığı işse futbol koçluymuş. Şey 2. Dünya Savaşı'ndan önce kadın futbol takımları falan kurdular herhalde dünyada. Acaba İngiltere'de cidden var mıdır böyle diyorum da çok büyük ihtimal yoktur. Hiç zannetmiyorum ya. Neyse. Şimdi radyocu. Radyocu. Gene hızlı koşan bir radyocu yok. Hepsi neredeyse aynı seviye. Bu adamı alayım. 8. seviye. Hem de 2 tane termal puan var. Bir silah bir de bombacı lazım bize. Silahçılar. 6 zırhlı silahçı. Bayağı güzel. Bu biraz hızlı koşuyor. Bu 6 zırhlı silahçıyı alalım. Wood. Bunu arka silah koyarız belki. En çok vurulan kısma. Bombacı olarak da seviye 1 bombacının ne işi var burada ya? Seviye 1 bombacı göndermiş oyun. Seviye 7, 6. 7 alalım direkt. Tamam şimdi. Bütün ekip. Ekipmanınız. Şu pilotumuzla aynı olacak. Pilotumuzda ne vardı peki? En başta bu flight set. Burası değil. Önce flight suit'i bütün herkese verelim. Kaskı. Yine herkese ver. Oksijen ver. Gövdeliği değiştiriyordum. Bazılarına hafif veriyordum. Yine de herkese alayım şöyle. Şey yaparız. Çıkartırız böylerinden. Boşa gitmiyor. Tamirci. Şimdi senin biraz koşman gerekiyor. O yüzden sana medium veste çevireceğiz. Arka silahçılar. Dostu iki tane silahçıya da ben direkt en ağır zırhı vereyim. Şu. Hiç koşamıyorlar ama olsun. Bekle ben herkese mi verdim onu yanlışlıkla? Evet herkese verdim. Çaktırmayın, çaktırmayın. Medium'u giy. Radyocu. Radyocuyu da bazen koşturabiliyoruz. Radyocu da medium giysin. Bombacı. Sen. Bombacıya da medium mu giydirsek? %52'ye çıkıyor hızı. Giydirelim ya. Şimdi antrenman. Tamircinin ikinci işi ne olsun? İyileştirme. Her zaman iyileştirme yapıyoruz biz bu adama. Navigatörün ikinci işi mühendis olsun. Gene tamire falan göndeririz. Radyocunun ikinci işi. Gene ilk yardım olsun. Bu ilk yardım işini seçiyorum ama hiç kullanamıyoruz biliyorsunuz değil mi? Normalde bunun ekstra özellikleri var işte. İyileştirme kiti kullanmadan iyileştir falan gibi ama yani Gunner yapsaydım keşke onu. Neyse. İkinci işlerle çok fazla ilgilenemiyorum. O yüzden direkt yok sayıyorum genelde çaktırmayın. Şimdi motorlar ne olmuş? Bazı motorları seviye 4 vermiş oyun. Diğerlerini 3 vermiş. Hemen gemimizin adını da gemi 7 yapalım. Motorları seviye 4 yapayım en azından diyeceğim de. Ya vurulursak diye düşünüyorum. Zırhlı motor verelim de hemen vurulmayalım. Silahlar nasıl? Oo, silahlar felaket. Hiçbirisi otomatik mermi doldurmalı değil. En azından şunu yapmamız lazım. En arka tarafta çok ağır zırhlı adam var ya. Yapamıyoruz onu da. Ağırlık kurtarmıyor diyor. Bunu yaparsak oluyor ama. Bunu yapalım. 895 paramız kaldı. Şöyle biraz kolay görev farmlamamız lazım gene. O uçak çünkü öbür türlü yaşamaz. Şurada yeşil görev var. Low risk. Fabrika vur. Orta uzunluk. Diğerleri neymiş? Onun üstünde bir tane daha görev var. Acaba bug mı oldu orada? Yok, yakıt deposunu vur. Aynı görevi iki kere mi veriyor diye düşündüm. Şimdi yakıt deposunu vurmak güzel para veriyormuş. Kolay göreve göre. Buna gidelim. Ya da medium risk görevde hayatta kalamazsak hiçbir şeyde hayatta kalamayız. Pilot kardeş hazırlan. Şöyle kaldır bize. Hadi bakalım. İniş takımlarını kaldıralım. Zırh falan nasıl ona hiç bakmadım bu arada ya. Keşke baksaydık. Neyse.
Baksak da çok fazla bir şey yapamıyoruz zaten. Paramız yok. Uzun bir yol bizi bekliyor şimdi. O gece saati değil mi? Gece saati güzel. Bir navigatörümüz yine seviye 8 değil. Hay Allah'ım ya. Seviye 8 navigatör var mıydı alırken? Ben fark etmedim. Biraz da dikkat etmem lazım ona navigatörlerde. Mecburen aşağıdan uçacağız be. Zaten düşman bizi görmüş. Böyle inelim aşağı doğru. Tüm bunlar helter uçaklar herhalde bu ifade uçtuklarına göre. Medium'da da etrafı göremiyoruz. O zaman low'a doğru inelim. Düşman bizi iyice rahat rahat görsün. Navigatör dert ya. Elle kontrol edebiliyorsan hani yeri hiç görmeyince ona da izin vermiyor. Biraz daha kolay olur işimiz de. Neyse. Şimdi bu düşman bize çok fazla hasar vermeden vurmamız lazım. Milne. Fokuslanın. Sen de fokuslan. Hatta yakıcı mermi özelliği de varmış bak bu adamın. Güzel. Sen derin mermi. Düşman çok fazla toplanırsa onu da kullanabiliriz. Şimdilik şöyle defansif verelim. Son uzak kalsın. Görevlerimize yakınız galiba. 2-3 tane şey var. Atari bölgesi var. Bunu sıkkınız alın. Heh. Sen bak sana yakıcı mermi veriyorum. Yak onları. Almanların silahlarını Almanlara karşı kullan. Yak. Birini indirdik az önce. Sesi duydum. 3 tane depo yok etmemiz gerekiyormuş. Bize yakıt deposu yok demiyor. Yok et diyordu oyun. Sağ köşedeki görev mermi deposu yok et. Yüksek havalardan biraz hasar yiyeceğiz. Daha fazla düşman var. Tamam. Sen işaretle kardeşim. Ben şu adamlara bakmak istiyorum. Otomatik mermi doldurmama büyük sorun ya. Oğlum şu uçakla niye yok edemiyorsunuz lan? Seviye 8 adamsınız, kötü de değilsiniz aslında. Bu tarafı boş ver. Üstümüzde kalıyorlar ya, o irtifa farkından dolayı çok fazla vuramıyoruz galiba. Şu bombalamaları yapalım. Ondan sonrası biraz daha kolay olur. Richie, aşağı in. Kapağını aç, bombalar hazırla. Heh, bir tane daha indirdik ama çok hasar alıyoruz. Böyle bir defansif yapın, şunlar biraz uzaklansınlar bize. Tamam. Wood da defansif açsın. Şu bombaları hızlı hızlı atabilirsem çok güzel olur, şöyle döne döne. Şimdi. Bıraktık, hemen oyut yapma. Hemen dönelim diyecektim de yetiştiremedim. Gitmeyecek o. Ona da dönemez tabi. Ona dön diyecektim de o da pek mümkün bir senaryo değil. Sadece sen otomatik işaretlere, ondan sonra ona geç. Mermim kardeşim, tamam sen fokuslan gene. Son bomba yeri kaldı sadece. Yakıt kullanımını azalt. Yangın söndürücümüz yok. O çok kötü. Neyse ama bomba hedeflerini bitirdik. Şimdi geri dönmemize izin verir herhalde. Evet. Kaldırın uçağı. Milne'nin durumu kötü. Mur. Sen elektrik sistemini tamir etmeye gideceğim. Olmaz. Şey yapması lazım. Engeta gidiyoruz kardeşim. Richie gel tamire. Ya elektriği bozdular, o yüzden radyo çalışmıyor, doğru. Gittim radyoya koydum adamı da. Ben sen elektrik sistemlerini tamir et. Birini yatırdılar, biz elle işaretleyelim diyeceğim. Bakayım. Bayağı yeni uçak gelmiş ya.
Az öncekilerin hepsini vurduk mu yoksa tamamen oyun vaz mı geçti onlardan emin değilim. Yani vuramadık böyle başka köşelerdeler mi? Bütün uçak hasarlı şu anda. Navigatör ölecek. Ya yapma. Elektrik sistemini tamir eden adam gitti. Mitört gel. Canını az biliyorum ama az şu. Ben yine ekipmanları düzeltmemişim. O yüzden bir tane iyileştirme kiti var. Ya bu oyun nasıl düşünüyor çok merak ediyorum ekipmanları dağıtırken. Hiç kimse iyileştirmeye gerek yok. Herkes böyle şey mi yapsın diyor. Nedir? Paraşüt atlasın mı diyor cesediyle. Baksana 3, 6, 8 tane paraşüt var. Takım yani şu anda sağ olan 8 kişi yok zaten. Ha, birisi ölecek şimdi. Millet ateş etsen. Burayı tamir edin. Mur sen yine yatakta yatman lazım birazdan. Motorların hepsi gidik. Hay Allah'ım ya. Şu yakıtı unuttuk. Yakıtı da halletmem lazım. Bir tane depodan diğerine aktarmamız gerekiyor şu anda acilen. Wood. Şimdi Whitworth'ü yatağa götürmem lazım. Ölecek. Wood sen motorlardan birini tamir etmen lazım ne yazık ki. Bu havada hem de. Yakıtı... Tamam, ölü depodaki yakıt bitmiş şuradaki. Milne. Fokus falan vereceğim sana ama öldürebiliyorsan. Yani Whitworth'un canı yarıda ama yapacak bir şey yok. O şekilde savaşması lazım. Moore sen yatağa git. Wood hala tamirde. İki kişiyi kaybedeceğiz. Seçili olan kişiyi öldüreceksiniz değil mi? İnşallah. Evet. O Milne de ölecek. Çünkü yine tamir kitimiz yok. Süper ya. Wood. Diğer adam da ölecek. Çok saçma. Cidden oyunun ilk yardım kitine bir tane koyması kadar saçma bir şey olamaz. Benim bir yere not falan yazmam lazım böyle ekipmanları kontrol ettiği yer öldüğümüzde. Muhit sen navigasyona baksana. Biz nereye gidiyoruz bilmiyorum. Yakıtımız da yok zaten. Bu ateş et diyeceğim ama. Tamir edebiliyormuş. Çak bütün her şeyi. Aşağı doğru inelim. 3 kişi sağ kalacak. Şu anki takım daha fazla zarar almazsa. Bir de yakıtımız varsa tabii. Yakıtı da kontrol edemiyorum. Yakıt nasıl? Yakıt da bitecek. Acil durum inişini denediğimiz video bu olabilir ya. Acil durum inişini denemeyi düşünüyordum zaten. Birazdan mecbur olacak gibi. Wood lütfen onu indir de seni de yakıta gönderelim orayı kontrol edebilir. Ben şöyle daha hızlı bir dalış yapayım aşağı doğru. Çünkü bütün bir yüzyıl inemeyeceğiz böyle. Şimdi Wood sen hemen yakıta git. Zaten İngiltere'ye geldik. Tek sorun dönecek kadar yakıtımız yok. Zamanı hızlandırmayacağım çünkü şöyle kontrol etmemiz lazım diyeceğim de uçağın kontrol edecek bir şey kalmamış. Evet yakıt bitmek üzere. Mecburen emicisilendik yapamıyorum çünkü seviye 8 değil pilot. Geçmiş olsun. Kaldık böyle. Evet. Uçak. Emergency dive yazsam böyle yere doğru yakın bir şekilde insan acaba ne olur? Bir deneyeyim bakayım. Ya yok çok aşağıdayız zaten daha fazla dalamazsın diyor. Geçmiş olsun arkadaşlar. Bekle dur paraşüt atlayın lan. O kadar paraşüt var. Kullanın. Adamlar paraşütle gidene kadar zaten uçak bitti.
Atla atla atla. O iki adam öldü mü ya? Çok saçma bir şekilde atladılar. Yerin altına doğru girdiklerini gördük ama. Dur. Yakında daha erken adam göndermem lazım da evet. Onlar da yerin altına girerek ölmüşler. Daha yukarıda olsaydık belki o paraşüt kurtarması işe yarayabilirdi de. Yani. Yok ya, ben şey yapayım bu sefer, bu adamları alalım arkadaşlar, bunlara hiç para harcamayayım ben. Yine kolay göreve gönderelim. Ölürlerse hiç olmazsa bir şey kaybetmeyiz. Navigatör, direkt seviye 8 navigatör alacağım. Hiç bakmayacağım başka bir şeye. Seviye, bombacıların seviyesi önemli değil. Özelliğine bakayım. Yine seviyesi iyi olan burada. Pilot. Oha, pilota bak, 12 zırhlı pilot. Sen gel. Tamirci, hızlı koşan tamirci. Aynı hızdaydı ama olsun. Radyo seviye 8 var, al gitsin. Gunner'lar. Gunner'ları da şöyle çektim. Kel ve siyah. Korkutucu. Ucuz kıyafet çekeceğim. Yani en azından tek yemesinler diye. Tek bir vuruşta. Ne kadar gidiyor bu? 1270 herkese. Herkese 1270 al gitsin. Uçak. Şimdi uçağa yine bir tane sağlam motoru vermemiz lazım. En azından zırhlı motor yani. Sağlamdan kastım. 1600 tutuyor. Şu 4100 tutuyor. 4100 tutanı alalım. Dostu gene bütün parayı harcamış oldum ben ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Şimdi her yere medkit koy. Aman. Oyunun bizi öldürme sebeplerinden birisi. Medkitsizlik. Bir tane şey de ekleyeyim. Yangın söndürücü de ekleyeyim. Yine yani bizi yakan adam gelebilir. Şöyle yapalım. Aynen. Ön tarafa da paraşüt koyun lan, tamam. 3 kişi kalırsak atlama şansları olsun. Şöyle yeni bir göreve gidelim şimdi. Evet, kolay görev yok. 3 tane zor görev var, bir tane medium görevi var. Medium göreve gideceğiz. Düşman ace pilot da varmış görevde. Ama yapabilirsek hasarları düşecek 2 görev boyunca. Belki bizi kurtarır. Olmazsa yakıt sorunumuz daha az olur. Kısa görev çünkü. Hiç takılmadan kaldırdık. Böyle gidiyoruz. Yukarı çıkmakla falan uğraşmayacağım. Zaten dibinde oluyoruz genelde hedefin. Böyle alçaktan uçalım. Hangi ace pilot vardı ona bakmayı unuttum ben. Büyük ihtimal bizi yakan ace pilottur. O şey, yangın söndürücüleri aldığımızda dua edebiliriz birazdan. Gel kardeşim. İlk avcılar. O adamı öldürebilsek çok güzel olur, biliyor musunuz? Çünkü her görevde bize bela oluyor. Ondan kurtulmak bayağı işimize yarar. Böyle çok zor olmayan bir görevde. Hem orta seviye zorluk hem de kısa süre ya. Sonra gider kritik görevde falan gelir. Zor bir görevde karşılaşırız. Çok fazla başımız ağrıdır. Şu arkadaş fokustan bakayım. Evet, oymuş. Hem de erkenden geliyor. Normalde görev yerini vurduktan sonra falan gelir. Şimdi More adlı arkadaş. Biraz daha ateş etseydin keşke. Etti, tamam. Şimdi seni bomba yerine koyalım. Uzak tutun. Ve başladı yakmaya. Hem de pilot koltuğunu yakıyor direkt ya. Radyocu çabuk söndür. Öyle bir yerine şan alarak başladı ki adam. Tamam. Şimdi hedefi vurduk. Şöyle resim de çekelim. Para lazım. Yakıt kullanımını düşür. Ha, yağmur başladı. Yağmur güzel. Radyocu yerine geç. Otomatik işaretle. Sen mermini al. Şu arkadaki arkadaşına mermisi bitecek birazdan. Fokuslansın o yüzden şimdilik. Ace pilotun durumu nasıl? Çok az olurmuş. Resim çekeceğimiz yerin resmini çekip sonra vursak ne olur? Bir denemek istiyorum. At lan, at lan, at. Attıramadık, neyse. Önce resim çekip sonra yok edecek. Benden daha sıcak olan tek şey silahlarım diyor. Şey, Ace pilot. Daha yapamayız onu.
Tamam, kapat kapağı. Senin mermi çıkarsın, git mermini al. Elektrik sistem bozuldu, süper. Tamire. Sen ne yap? Sen bir işe yaraman lazım senin ama emin değilim ne işe yarayacağına. Size doğrayacağım falan filan diyor işte kafasına göre. Beyler şu es pilota odaklansanız keşke ya. Es pilot dışında her şeye vuruyorlar şu anda. Burayı ben aşağı koydum da aşağıdan vurabilecek kimse yok tabi. Koptan. Şu arkadaş az önce buraya sıkıyordu hiçbir şey yokken. Sonunda espirata odaklandılar biraz. Hadi oğlum. Onu bırakmayın bak canı kötü. Sen radyoya geri dön. Macintosh. Para. Bizi yakma fırsatı vermeyin ona. Sen mermi al. Sen onun yerine geç. Bu mermi alıp şu alt tarafa koyarız en kötü. Kardeşim alkolik gibi sıkma, o nasıl ateş etmek lan? Hay Allah'ım gene başladık ya. Oğlum adam dibinde. Kaçıyor. Hay Allah'ım. Alkolik gibi sıkıyor ya. Aslında direkt ben oradan Muğra'yı alayım, yani yanlış bir şey yaptım orada. Kaçtı. Biz zaten İngiltere'ye dönmüş olduk da yani çok çok saçma sıkıyor adam ya. Şu Macintosh bir iki sefer daha takip edeyim. Bunu da gerizekalı sesine eklememiz gerekebilir. Bir de 8 level bu adam ya. 8 level, 2 tane kabiliyeti var. Pardon 7 levelmiş. Ama yine de 2 tane kabiliyeti var. Hiç takımını falan erken indiriyorum diyecektim. Zaten gelmişiz. İndirin uçağı beyler. Şöyle geliştirmelerimizi alıp bu bölümü böyle bitirelim. Çünkü yani gelecek bölümü unuturum falan, Allah korusun hiç dönemeyiz. Bu S-Pilot'la uzun bir görevde karşılaşırız falan. Bir kere zırhı değişmemiz lazım. Çünkü büyük ihtimalle zırhı düşük zırh vermiştir bize. O şart. Sonrasında ekipmanlar. McCain ekipmanı full olmalı. Azıcık hasar yedi, yarıcanın altında. Hadi koçlar. Elektrik sistemi bozuldu şu an. He doğru, bu elektrik sistemleri falan da seviye 2 yapmam lazım. O da çok önemli. Sürekli bozulacak yoksa. Aslında bozulmaması lazım biliyor musunuz? Hani bozulmama ihtimali %60, yani biraz dayanıklı. Bizim şansımız da çok fazla gidiyor. 1800, 1200, 5000 çok güzel. İyi para birikti. Kısa görev için iyi para birikti. Şimdi... Hadi oğlum çabuk. Aircraft. En azından mesela iyi yerleri daha üst tırf vermemiz lazım, seviye 5 tırfı. Mesela ön taraf, pilotun olduğu taraf. 3400 alsın. Geri kalan da şu orta kısımları çok dövüyorlar. Orta kısmı da vermem lazım 3400. Ama bunu verirsem ne yapamayacağız? Fazla ekipman alamayacağız. Neyse. Bunu mecburen yaptım arkadaşlar. Çünkü bu orta kısımda şey var. Yatak var. Yani insanların iyileştiği yatak. Yatağın olduğu yeri tararlarsa bizim zaten hani iyileşmesini beklediğimiz kişi orada ölür. Bir de üst üste ölüyorlar. İyileştiremiyoruz da doğru kişiyi. O yüzden şart. Şimdi ekipmanlar. Şöyle bizim hazırda kalan bir ekipmanımız yoktur herhalde. İkmal yok. Şu yine kış kıyafetlerini verelim. Kasklar. Seviye 1 kask. Seviye 2 kask versem herkese 10 zırh alacaklar. Medium vest versek. Medium vest verelim herkese. Çünkü depoda da varmış biraz. Zırhları arttı. Bunlar nasıl? 40 zırhtalar. Fena değil.
Makkeyi. Makkeye en ağır zırh verelim. Ya bu da varmış. Macintosh, sen de ağır zırh al. Bombacı en az gerek yok. Tamirci iyi. Pilot. Pilota da en az ver. Tamam, çok fazla para harcamadık. Kalanlarla biraz idare edeceğiz. Radyocu medium'da kalsın. Navigatör yine ağır zırh alsın. Başka bir şey yapamıyoruz şu anda. O zaman şöyle gelecek görevlere de bir bakayım 2 saniye. Yeşil görev var. Düşman sahanı düşüren görev. Gerek yok. Düşman zırhı düşüren. Bu görevi yapabiliriz. Düşman zırhını da düşürürüz. Ondan sonrasında belki kritik göreve gitme şansımız olabilir. Eğer iyi para yapıp zırhları tamamlarsak. Eğer tamamlayamazsak ace pilotu alacağız gene. Neyse, o zaman arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.